Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete programı kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi stüdyo konuğumuz Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Dursun Oğuz. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, çok şükür. Uğraşıyoruz. Tabii bugün bir üzücü olayda haber de aldık. Sabah saatlerinde ilk koronavirüs vakasında ölüm gerçekleşti ülkemizde. Ben bu vesileyle sizler vasıtasıyla da başsağlıyorum hem ülkemiz adına. Tüm bu hastalıkları kaybeden herkese de buradan dilemek istiyorum. Hem kendi ülkemiz için, hem Türkiye Cumhuriyeti için, hem güneyde, hem tüm dünya ile ilgili. Çünkü artık bu dünyanın bir savaşı bu virüse karşı. İnşallah en az hasarla atlatırız. Ve bugüne kadar hükümetimizin almış olduğu tedbirler, halkımızın göstermiş olduğu duyarlılıkla bir kısım bazı sorunlar olsa da şu anda ülke olarak kenetlenmeyi iyi bir şekilde götürüyoruz. İnşallah en kısa sürede de bunu atlatırız. Bugünler gerçekten dayanışmayla atlatacak bir gündem ve konu. Çünkü sadece sizin aldığınız kararlar yetmiyor. Toplumsal hareket gerekiyor. Toplumsal dayanışma gerekiyor. Toplumsal duyarlılık gerekiyor. Ki hükümetin aldığı kararlarda hep birer adım ileriye olan bir seviyede oldu. Bazılarına göre sertleşerek denildi ama direkt ilk baştan işte birilerinin dediği gibi o hal değil. Çünkü bakın biz bugün hükümet olarak sağlık anlamında da gerçekten bütün sağlık çalışanlarına, kamuda, özelde, elzem görevleri yapanlara, herkese de bunu tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kolaylıklar diliyorum ama bunun yanında da sağlığın yanında ekonomik de bir hayat var bu ülkede. Çünkü bundan sonra yarın da ayağı üzerinde duracak bir ekonomimiz olması gerekiyor. Küçük ülke olabiliriz, ekonomimiz küçük olabilir ama bazı sektörler var ki mutlaka bunların da yaşaması gerekiyor. Evde kalanların veyahut da bu süreç içerisinde görev yapanların ihtiyaçlarını karşılayacak da bir sistemin olması gerekiyor. Bu da ekonomi. Evet. İçinde ne koyarsanız koyun. O nedenle biz o yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Hükümet olarak da sektörler anlamında da çalışıyoruz. Dayanışma buradan ortaya çıkıyor. Her şey dört dörtlük olmayabilir. İşte maaşlarda kesinti oldu. Ekonomik bir daralma var. Hükümetin imkanları kısıtlı. Bu ülkenin aslında imkanı ne olduğunu herkes biliyor. Onun bir paylaşımı ile ilgili hükümet de bazı kararlar aldı. Tabii ki memnun değildir insanı. Belki memnun olmayacağız ama bugün dayanışma günü, bugün bir seferberlik günü. O nedenle ben buradan tüm halkımıza bugünleri kenetlenerek el birliğiyle atlatmak için tekrar dayanışma çağrısı yapmak istiyorum. Özveri istiyoruz. Duyarlılık istiyoruz. Bazı hatalar olabilir mi? Olabilir. Eksikler olabilir mi? Olabilir. Ama içinde bulunduğumuz dünyada her şeyi dört dörtlük olan bir ülke yok. Öyle bir dünya da yok. Bunu hep gördük. Yani baktığınızda o kadar ülkenin süper devleri bile bugün aslında bir acizlik içerisinde. Ama dediğim gibi insan hayatı olduğu zaman her şey ikinci planda kalıyor. Bu nedenle biz buradan çağrımızı yapalım. Bugünleri yetkililerin yapmış olduğu uyarıları, bakanlığımızın, Sağlık Bakanımızın özellikle yapmış olduğu uyarıları dikkate alalım. Evde kalalım, gerekmedikçe dışarıya çıkmayalım. Hep beraber bugünleri atlatalım. Evet efendim, ilk konu maddemiz su olsun. Biliyorsunuz hayatın olmazsa olmazı su. Şimdi geçtiğimiz aylarda Türkiye'den borularla gelen su projesinde bir aksaklık meydana gelmiş. Borularda hasar yaşanmış. Evet. Şu an su akışı zaten devam bildiğimiz ediyor. Kadarıyla geliyor mu? Türkiye'den Kakadice yok ama su sistemimizde bir evlere ulaşan suda bir aksaklığımız yok. Evet, siz de yaklaşık 3-4 ay önce bu konuyla ilgili bir röportaj yaptığımızda 10 aylık suyumuz var demiştiniz. Evet, evet. Şu anda barajlarda su durumu nasıl? Su borularının tamiri konusunda Türkiye ile ilişkiler ne durumda? Bunlarla ilgili bilgileri paylaşır mısınız? Şimdi tabii su projesi asrın projesi, büyük bir proje. Bunu da gördük ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aslında belki de 1974 yılında savaşla bu ülkeye bir barış geldi, bir huzur geldi. Bir yaşam geldi, yaşam devamlı Kıbrıs Türkler açısından. Su da aslında bu yaşamın ikinci evresi oldu. Çünkü suyun olduğu yerde hayat var. Ki Kakadice değişen iklim şartlarından dolayı, iklimsel değişikliklerden dolayı, dünyadaki dengelerden dolayı bir kurak mevsimleri geçiriyordu. Ve işte 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl önce veya 10 yıl önce hep insanlarımız 15 gün, 20 gün köylerinde, yerleşim yerlerinde, binalarında susuzlukla mücadele ediyordu. Kuraklık geçtiği için ve yeraltı kaynaklarında kıt olması, akiferlerin tuzlanması da bayağı bizi su kaynağı açısından zorluyordu. Tabii Anadolu'nun suyu buraya gelmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesi, burada hem iklimsel anlamda da yani
doğa olarak da bir farkındalık oldu. Yeraltı kaynakları açısından da. Çünkü düşünün ki geçen yıl 28 milyon metreküp biz Türkiye'den gelen suyu kullanmışız. Bu 28 milyon su yer altında kaldı. Yoksa o suyu kullanacak tuzsuz olmasına rağmen. Akiferlere bir bayağı faydası oldu. Ha, bu akiferler hemen bir yılda iki yılda geri dönüşüm yapar mı? Yapmaz. Belli bir süreç gerekiyor doğanın da kendi içine dönüşüm yapsın diye. Ancak Geçitköy Barajı, Türkiye tarafında Alaköprü Barajı, iki tane baraj yapıları kendi arasında bu su iletimi sağlanıyor. 8 Ocak itibariyle suda bir arıza meydana geldi boruyla ilgili. Tabii süreci Türkiye Cumhuriyeti'ye yakın takip içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bal Devlet Su İşleri de hem bakanlıkla da yakın irtibat halinde görüşmelerimiz devam ediyor. Bilgi alışverişi de devam ediyor. Barajımızdaki su o gün 10 ay dedik. Ağustos ayı söylemiştik. Ağustos ayına kadar suyla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama şu var, suyun bu arzanın giderilmesiyle ilgili de DSE'yi önce teknik ihaleye çıktı. Teknik ihale bittikten sonra boru ihalesine çıktı. Boru ihalesi bitti. Anlaşmayı bu hafta yapmayı bekliyorlar. Sonuçlandı çünkü. Yer tespitiyle ilgili de taş ucunda tersane olan bir yerde, daha önceki yerde oranın teslimiyle ilgili bir çalışması var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri'nin ki fabrika kurulsun diye borunun imalatıyla ilgili. Son aşamada montaj aşaması. Montajın ihale süreci devam ediyor. Daha onun ihalesine çıkılmadı. Bize denilen, onların söylediği herhangi bir aksaklık olmadan bu arzanın giderileceğiyle ilgili. Takviye ben ne kadar sürecek? Yani süre olarak bize söyledikleri şu tarihtir diye bir söylem yok. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir su sıkıntısı olmayacak. Yani Ağustos ayındaki barajın, buradaki Geçitköy Barajı'ndaki kalan rezervi hepsini günlük takip ediyorlar. Onunla ilgili de biz de bunun yanında inşallah olmaz ama yerel kaynaklarımızla ilgili çalışma yapıyoruz. Ama bize söylenen dediğim gibi Ağustos gelmeden bu arzanın giderileceği, bir su sıkıntısının kakadıcı da yaşanmayacağı ile ilgili söylenen bilgiler bu. Sayın Bakan, bu Covid-19 salgınından sonra zaten turist akışı şu an ülkeye durmuş durumda. Ciddi de bir nüfus adalarına azalması oldu. Yani bu Ağustos ayı acaba bir sonraki aylara da sarkabilir mi? Tabii suyun yeterli anlamda dediğiniz doğru. Yani şu anda yaklaşık benim kendi kişisel tahminim 100 bin bir hareketli nüfus yok burada. Yani aylık itibariyle koymak gerekiyor. Çünkü hem öğrencilerde bir azalma oldu, çalışan iş gücünde bir azalma oldu, turiste bir azalma oldu ki öğrenciler yazda belki gidebilirdi ama çalışan iş gücü süreklilik vardı. Turistin yazın geldiği miktar fazlaydı. Geçen yılki kullanıma göre biz her şey bir önceki yıla göre hesaplamamızı yaptığımızda Devlet Su İşleri'nin buradaki ilgili arkadaşların Ağustos denmiş ama bu nüfusun azalmasıyla süre uzayabilir ama şimdi biz çıkıp da Ağustos ile Eylül'e kadar, Ekim'e kadar gidecek su dersek bu söylemimizde tutarsızlık olur. Bu pek doğru olmaz. O nedenle biz hep Ağustos diyoruz. Yani şimdi onu ben desem buradan birileri var ki hala bu projeyi açık konuşayım. İçine hazmedemeyenler, bu suyun gelmesini hazmedemeyenler bunu propagandaya çevirecekler. Türkiye Cumhuriyeti ne kadar büyük bir fedakarlık yaptı ki bir denizi geçerek, Akdeniz'i geçerek buraya bu projeyi yaptı, gerçekleştirdi ki artı bu tip arzalar ki ilk olduğu zaman bununla ilgili de bazıları hemen bunu fırsata çevirdi. Ama bu arzalar olabilecek arzalar. Koskocaman siz bir Akdeniz'i geçiriyorsunuz ve dünyada ilk denenen sistem. Artı bu tarafta bir Geçitköy Barajı yapılmış ki bu arızalara karşı böyle bir rezerv olsun diye. Bunlar hep görülen olasılıklar. O nedenle biz Ağustos diye konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile aynı şekilde konuşmalarımız var. Hep oradan gidiyoruz. Öyle de devam edeceğiz. Evet efendim. Ama şunu ekleyeyim geçmeden. Herhangi bir ters bir şey olursa onu da çıkar söyleriz. Çekinmeyiz yani. Ama şu var. Bu projede bir gün gecikme oldu ya da biraz gecikme oldu. Önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su sıkıntısı yaşamaması. Onun dışında şu gün oldu, bugün oldu diyerek sanki de muhalefetmiş gibi izlenimde doğru bir şey değil. Biz şükrediyoruz ki bir Türkiye Cumhuriyeti var, bir anavatanımız var. Böyle bir yatırım yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su getir. Bu kadar net. Evet efendim. Peş peşe iki soru soracağım. Birincisi sütle ilgili. Sütle ilgili son durum nedir? Evet. İkincisi süt üretiminin fazla olduğu şu dönem için. Çünkü tüketim karşılığı yok. Ama evet, baktığımızda da fiyatlarda da hala
bir yükseklik var. Bununla ilgili de bir çalışma olur mu? Özellikle yoğurt ve süt konusunda. Şimdi süt konusu gerçekten biraz önce dedik ya programa başlarken, bu ülkede şu anda ayakta kalan sektör ya da zaruri çalışması gereken sektör üretim sektörü. Nedir bu ülkemizde de? Yüksek öğrenim şu anda durum belli, turizm belli. Bizim her zaman dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğinde de kalkınmasında da en büyük sektör tarım ve hayvancılık olacak. Hayvancılık sektöründe bu süreçte hükümet olarak aldığımız kararlarla tarım ve hayvancılığın ve üretimin devam etmesi anlamında kararlar aldık ki hem ithalat hem ihracat anlamında şu anda sistem çalışıyor. Hiçbir engelleme yapmadan sistemin işlemesini sağladık. Tabii ki hayvancılık sektörü sadece üretim anlamında değil, tüketim anlamında da bir döngünün içerisinde ve birbiriyle uyumlu. Birinde aksama olursa üretimi olduğu gibi etkileyebilecek bir durum. Şimdi bizim ülkemizde tüketimimizin 3 katı yaklaşık üretimimiz var. Evet. Yani şu anda günlük 440 ile 450 ton süt üretimimiz var. Ama bizim ülkemizin normalde tükettiği nüfusun, turistin, yani filmi geri sardığımız normal zamana göre 150 tondu. Değeri de ihraç ürünü olarak Orta Doğu'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne gidiyordu. Ancak içerideki bu olayların olması, piyasanın daralması, turizmin büyük darbe vurması, adeta kapanması, Türkiye Cumhuriyeti'nde de turizmin kapanması hem Türkiye piyasasına hem Kakadice piyasasına bir daralmaya yol açtı. Bu daralmada işletilen, üretilen sütün işletilmesinde sorunlar yarattı. Bundan dolayı da günlük 80 tonla 100 tonluk bir süt fazlalığımız oldu. Önceki hafta bununla ilgili SÜTEK bir açıklama yaptı. İşte evet. Hayvancılardaki rasyonlarda bir düzenleme yapın, süt elimizde kalacak. Yani SOS verdi. Birileri bunu alayvariye kullandı. Yani bu makamlara oturan insanlar, görev yapan insanlar, SÜTEK'te olsun, biz ilgili kurumda olsun, hükümet olsun, bizim görevimiz mutlaka üretimi devam ettirmek. Ama bazen bize bağlı olmayan gelişmelerde de bu sektördeki sıkıntıyı ilgili taraflarla paylaşmak gerekiyor. Ve ilgili tarafların hepsinin birden elini taşın altına koyması gerekiyor. Yoksa sadece hükümetsin, alacaksın, yapacaksın. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Her şeyi biraz önce ne dedik? Dayanışmayla bu zor günleri atlatacağız. Zaten bu hükümet bu sektörün büyümesi için gerekli çalışmalar, gerekli destekleri veriyor. Bu hükümetin vermiş olduğu imkanlar sayesinde bu ülkede üretim oluyor, sanayi üretim oluyor ve yine bu ülkenin vermiş olduğu yetkilerle de yurt dışına imalatçılarımız ihracat yapıyorlar. Bu bir döngü kendi içerisinde bu sektör ayakta. Ama hükümet de bir yere kadar, bir yerden sonra artık hükümetin sebep olacağı gerekçelerin dışında bazı gerekçeler gelişiyor dünyada da. Bu da bizi etkiledi mi? Etkiledi. Bu açıklamayı SÜTEK yaptığı zaman biraz eleştiri de aldı. Ama SÜTEK'in yaptığı eleştiri aslında bir uyarıydı. Cumartesi, pazar önceki hafta sıcak süt, açık süt dediğimiz sütü toplamadık. Toplayamadık. Mecbur kaldık toplayamamak. Çünkü 7 tane, 8 tane tankerimiz süt dolu dolaşıyordu. Tabii sağ olsun yine ana vatanımıza ona başvurduk. Başka bir yer yok. İşte çarşamba günü bir rapor yolladık. Böyle bir durumumuz var. Sütler elimizde kaldı, dökülme durumu var diye. Sağ olsunlar yani Hızır gibi yetiştiler. Pazartesi günü, önceki hafta pazartesi Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, buradan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay Bey'e, Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli'ye, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Bey, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ana vatan özellikle bu sektöre Hızır gibi yetişti. Bir gün geç kalsaydılar sütler dökülecekti. Dökülmek mecburiyet olacaktı. Yaklaşık 80 ile 100 ton arası maalesef. Yani öyle bir karar tam zamanında geldi, hepimiz birden rahat ettik. Çünkü biz haftalardan beri adeta gözümüze uyku girmiyor bu konuyla ilgili. Çünkü 3 hafta önce bunu gördük. Bir teşvikleme sisteminde Türkiye Cumhuriyeti'ne 1,5 lira olan teşviği 3,5 liraya çıkarttık. Burada da 10 kuruş süt teşviğinden kıstık hayvancıdan. Bunu da söyleyeyim yani herkesin hakkını vereyim. Ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki teşviği arttırarak Türkiye Cumhuriyeti pazarını zorlayalım diye. 2 hafta idare etti. Ondan sonra artık bir şey yapamadık. Döndük ülkeye gelen süt ürünlerine ve et ürünlerine fon koyduk. Hükümet olarak karar da aldık ki yerli üretim daha fazla desteklensin, daha fazla kullanılsın diye. Ama şöyle de bir şey var. Bu herkes için geçerli. Eğer yiyeceğiniz bir hellimse
ucuzladı diye belki 1,5 yersiniz. Ama 2 yemezsiniz, yiyemezsiniz. Çünkü harcamanız farklı. Hellim almayan birisi ya da her gün hellim yemeyen birisi her gün hellim yemeye başlar mı? Başlar. Yani bir sürüm olur ama bu %10'dur, 15'tir. Evet, ama bu geçmeden Sayın Bakan şeyle devam etsek bu Türkiye'ye ihracat kısmıyla. Hı-hı. Yani sadece bunu biz süt olarak mı gönderiyoruz yoksa hayır, işlenmiş? Hayır, şimdi bu sütün ham madde olarak bir aylık, bunun da altını çizeyim, bir ay süreyle Tarım Kredi Kooperatiflerine Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'ndan çıkan karar bir ay süreyle buradaki sütün işlenip kaşar peynir olarak gitmesiyle ilgili. 300 tondu bu. Bizim fazlalığımız bir ay süreyle. Onun anlaşması yapıldı. Hemen ertesi gün, salı gün sabahtan imalatçılarımız başladı. Şu anda üretiyorlar. Hatta bize bir kolaylık daha yaptılar. Kendi etiketleri olmamasına rağmen bizim etiketlerimize bu ürünü alacaklar. Çünkü süre çok önemliydi bizim için. Şu anda kendi imalathanelerimiz kendi markalarıyla bunu üretiyorlar. Ama bir hafta sonra yaklaşık önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi etiketleri gelecek. Tarım Kredi Kooperatifi'nin kendi ambalajıyla olacak. Yani sıkışıklığımızı onlar da gördüğü için buna da müsamaha gösterdi. Yani Kıbrıs'ın Kıbrıslı Türk yerli firmalar etiketleriyle raflarda yerini alacak. İlk bir hafta onunla, ondan sonra Tarım Kredi Kooperatifi'nin ambalajıyla gidecek. Ama bizim için önemli olan nedir? Tam en zor zamanda, en zor anda yetişti. Şimdi bizim önümüzde Ramazan ayı olması dolayısıyla Orta Doğu piyasasında bir daralma ihtimali var dedi. İmalatçılarımız çünkü hem ihraç yapıyorlar hem çalışıyorlar pazar bulma anlamında da. Buradan ben tüm sektördeki paydaşlara, hayvancımıza da, süteye de, imalatçımıza da, herkese de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü herkes çalışıyor ki bu sektör ayakta dursun ve kapasitesini kaybetmesin. Çünkü biz Ocak ayında, aralığın sonunda süt politikasına bir değişiklik yaptık. İmalatçılar çıktı dediler ki bu süt bize yetmiyor. Bu süt kotası doğru değil. Sütün artmasıyla ilgili. Hayvancımız dedi ki kota koyduğunuz için bazı hayvanlarımızı kesiyoruz. Bu değiştirin. Biz bir değişikliğe gittik sütün çoğalmasıyla ilgili. Çünkü bir ihracat vardı, bir döngü vardı. Kimse böyle bir olayı beklemiyordu. Dünya da beklemiyordu. Ondan dolayı da bir sütte artış oldu. Şimdi böyle bir durumda bu günleri inşallah Allah'ın izniyle atlatacağız. Atlattıktan sonra imalatçımız yeniden o sütü isteyecek tam kapasite. O zaman o sütü bulması için bugün bu hayvancılığın hayatta kalması gerekiyor. Bugün eğer biz hayvancılığımızı, hayvan üreticimizi koruyamazsak bu hengameler bittikten sonra o talebi karşılayamayız. Bu sadece bir aylık mı yoksa bir aylık Türkiye Cumhuriyeti şu anda yaptığımız ama biz önümüzdeki ayla ilgili de yine Türkiye Cumhuriyeti ile hem Tarım Bakanlığı'nda görüşme yapıyoruz. Bunun sürekliliğiyle ilgili alternatifler yaratılsın diye. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız bu şekilde. Evet. Çözüm ile ilgili. Süt ve süt ürünlerinin ucuzlamasına gelirsek. Bununla ilgili biz imalatçılarımıza bir çağrı yaptık. Dedik ki madem böyle de bir sıkışıklık var, kar payınızı minimuma indirin, zarar da etmeyin, kimsenin zarar etmesini istemiyoruz bu zor şartlarda ama aşağıya indirin, bu indirimi de paylaşın ki sizin yapmış olduğunuz bu indirim tüketiciye yansısın. Nasıl yansısın? Marketçi de onu uygulamak zorunda kalsın. Çünkü bazen imalatçıdan çıkanla tüketiciye giden arasında yüksek dilimler oluyor. Açı büyük oluyor, fiyat farkı çok oluyor. Onu deşifre ederse, basına her yere duyurursa, ben işte örnek 40 liraya verdiğim 35'e indirdim derse, hellim üzerinden konuşursak, örnek veriyorum. O 35, 5 liralık indirimin tüketiciye yansıması lazım. O 5 liralık indirim tüketiciye 2 lira yansırsa, 3 lira başka birinin cebine giriyor. Bu doğru bir şey değil. Bugünkü durum bir seferberlik durumudur. Bugünkü durum bir dayanışma durumudur. O nedenle herkes yapabileceği fedakarlığı toplum olarak yapmak durumunda. Dediğim gibi biz kimsenin zarar etmesini istemiyoruz ama minimum kar düzeyine tutarak bir yerel seferberlik ilan etmesi gerekiyor. Bununla ilgili çağrı yaptık. Bazıları yaptı, bazıları yapmadı. Tabii herkesin gözü hemen devlet kurumu olan, devlet yarı devlet kurumu diyelim ama herkes devlet olarak görüyor. Kooperatife geliyor. Maalesef ve maalesef kooperatif bu ülkedeki et ve et ürünlerinde, sütte, düzeltiyorum süt ürünlerinde, sütte ve hellimde en yüksek fiyatı veren bir kurumumuz durumunda maalesef. Tabii bununla ilgili gerekçe nedir? Gerekçe işletme maliyetlerinin yüksek olması açıkça.
Bunu biliyoruz. Kazanılmış haklar var, çalışanların hakları var, işletme gideri var. Tabii kooperatifin de diğer imalatçılara göre çeşitliliği çok. Yani değişik ürünleri de üretebiliyor. Ama bu maliyet girdilerin mutlaka düşmesi gerekiyor. O nedenle biz buradan kooperatife bir çağrı yaptık. Onlar da çalışıyor. Hellim'de ve Süt'te bir düşüş yapabilirler mi diye. Bunu da çıkıp herhalde yaptıkları zaman da paylaşacaklar. Bu çağrıyı bütün süt üreticilerinin hepsine, imalatçıların hepsine bu çağrıyı yaptık. İnşallah buradan toplumsal bir dayanışmayla çıkarız. Yani herkes bu dayanışmanın içine el atması gerekiyor. Peki Sayın Bakan, siz konuşurken sorma ihtiyacı duydum. Şimdi Türkiye'deki süt ürünü, süt fiyatlarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki süt fiyatları arasında bir fark var mı? Tabii Türkiye'de süt daha ucuz, bizde daha pahalı. Peki burada işlenmiş ürünün haliyle o zaman maliyeti de yüksek. Maliyeti olacak. Yüksek olduğu oraya, için bizim piyasaya... işte vermiş olduğumuz o teşvik o dengeyi tutuyor. O teşvikle bizim ürünün imalatçı vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne satılmasını sağladık. Onunla ilgili zaten en büyük sorun o maliyetlerin farklı olmasından dolayı. Bunu da desteklerle, teşviklerle aşıyoruz. Ama yerelde en azından bazı ürünlerde maliyet fiyatına satışlar olabilir. Çünkü kimsenin ihracatının önünü kapatmak istemiyoruz. Zaten ihraç olmazsa bu sektöre gerek yok. Hayvancılık sektörünü o zaman küçültelim, daraltalım. Sadece iç tüketimimiz kadar yapalım. Ama tükettiğiniz kadar üretim dünyada pek doğru bir yöntem değil. Çünkü her türlü ters olasılık olursa sizin onu karşılamanızda sorun olur ki şu anda gıdanın öne çıktığı bir dünya ortamı var. Gönlümüzde daha da bu önem arz edecek. Üretim daha önemli olacak. Kendi üretimimiz daha önemli olacak. O nedenle biz mutlaka üreten bir toplum olmak durumundayız. Üretimi desteklemek durumundayız ki hükümetimiz de bu yönde hep kararlar alıyor. Ve kapandığınız zaman kendi içinize, kendi kendinizin birçok sektörde gıda ihtiyacını karşılamanız gerekiyor. O nedenle tarım çok önemli, toprak çok önemli, üretim çok önemli, hayvancılık sektörü de çok önemli. Evet. Şunu soralım hemen. Haliyle et tüketiminde de ciddi oranda bir düşüş var mı şu an itibariyle? Evet. Size gelen veriler ne yönde? Dediğim gibi yani 130-140 ton, 150'yi de vurdu oluyordu iç piyasanın. Şu anda 80-100 tonlar civarında dalgalı seyrediyor. Bu düştüğü için orada artık bir bloke olduk gibi. Alt üst dalgalı olması biz ortalamaya göre gidiyoruz. Günlük yaklaşık 100 ton sütü mutlaka kaşara, sadece kaşar için bakın. Ekstra yapıyoruz. Bunun dışında Orta Doğu piyasası çalışıyor. Oraya gidiyorlar. Yani 100 ton kendimiz tüketirsek 340 ton bugün itibariyle ürettiğimizin 1/4 birini ancak tüketebiliyoruz. 1/4 yurt dışına gidiyor. Bu Türkiye ve Orta Doğu piyasasına. Bugünleri inşallah aşacağız. Ama şu var. Biz ne kadar da kendi içimizde bu hastalığı inşallah temizleriz. En az hasarla atlatırız. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yani açılması gerekiyor. Yani oranın da bu sağlık yönünden ileriye çıkmaz. Yani temizlenmesi gerekiyor. Neden? Eğer oradaki bu olağanüstü durum kalkmazsa ya da o süreç uzarsa bize de onun zararı olacak. Çünkü bize en büyük turizm açıldığı nokta, dünyayla iletişim kurduğumuz nokta Türkiye Cumhuriyeti. Onlarda da gerçekten Türkiye Cumhuriyeti büyük bir çaba içerisinde özellikle bu hastalık gelmeden önce almış olduğu kararlar, şu anda almış olduğu kararlar, yapmış olduğu uygulamalar ki Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini ayakta tutmak için de çok büyük uğraşlar veriyor. Belki bugün sağlık alanında dün yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. 2 tane hastane yapacaklar. Evet, İstanbul'da. Türkiye'de, İstanbul'da. Bu da çok büyük yatırımlar isteyen ve büyük hamleler aslında. Nüfus kalabalık. Allah'tan isteğimiz en kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti'nde bu olaylardan kurtularak normal duruma geçmesi, dönmesi. Peki efendim, hayvan üretiminde artık bu da bir fırsat olabilir mi? Yani özellikle et açığından bahsettik biz, yani üretimdeki açıktan. Bunu kapatma anlamında da bu bir fırsat olabilir mi? Tabii güzel bir noktaya değindiniz. Yani şimdi bizim küçük başta besicilik var et üzerine, büyük başta sütçülük var, onun üzerine gidiyor. Bizim et ihtiyacı yönünden şu anda bir denge var. Bunu bazen işte birçok söyleyen de var. Bu olaylar çıktıktan sonra ülkeye kaçakçılık durdu. Çünkü bunu herkes kabul ediyor. Ben buradan resmi ağızdan biriyim ama bunu biliyordu herkes de.
Polisin yapmış olduğu başarılı operasyonlar da vardı. Kaçakçılığa bir de darbe indirilmişti. Ama artık o durdu. Kendi içimizdeki nüfusun da azalması, burada bir üretim fazlalığına doğru gidiyor. Bu nedenle ülkede de en büyük bu kaynağı tüketmekte askerimizin ihaleleri var. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Gönüllü Kuvvetleri Komutanlığımızın. Ki Barış Kuvvetleri Komutanı etinin bir kısmını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihale açarak gerçekleştiriyor et ihalesini. Ocak ayında et fiyatlarının biraz tavan yaptığı bir durumda biz bu ihaleyi komutanımız sağ olsun dedi, eğer ülkede bir denge bozukluğu varsa biz ihaleyi Türkiye Cumhuriyeti'nde yapabiliriz. Dedik yok komutanım, burada yapalım. Bir denge unsuru o. Yani fiyatlar çıkar iner ama burada, çünkü büyükbaş hayvanla ilgili ihale. Sağ olsunlar, onları ihaleyi burada yaptılar. Tabii ihalenin tedarikiyle ilgili bundan iki hafta önce ilgili tedarikçi Türkiye'den et getirdi buraya, 47 ton. Bu eti içeriye almadık biz. Yani askerin ihalesi olmuş olabilir ama buradaki amaç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaynaklarından bunun sağlanması, evet, ve karşılanması. O nedenle eti geri gönderdik. Almadık, kabul etmedik. Gerekli görüşmede biz zaten yaptık komutanlıkla da. Onlar da bizimle aynı fikirde zaten. Tedarikçiyle ilgili bir sorun vardı. Geçen hafta itibariyle bu etin iç piyasasına karşılanmasıyla ilgili çalışma yaptı ilgili tedarikçi firma. Bu hayvanları da topladı, o ihtiyacı karşıladı. Şimdi Gönüllü Kuvvetleri Komutanlığımızın et ihalesi var. 47 ton demiştiniz. 47 tondu. İç piyasadan artık o gitti, geriye yolladık eti. İç piyasadan karşılanacak. Gönüllü Kuvvetleri Komutanımızda yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 120 tonluk bir 2020 için ihtiyacı var. Onun da ihalesi yine burada oluyor. Yani iç piyasadan karşılanacak. Şu andaki hayvancılıktaki et fazlalığının iç piyasada karşılanması bir denge olacak. Hem besicilik yönünden de. Tabii ilerleyen süreçte bizim halkımızın en büyük tepkisi, şikayeti, ki haklılar. Ocak ayından itibaren hayvan, canlı hayvan fiyatlarında suni bir şişirme oldu ve bu tüketiciye 60 lira 70 lira olan etin aniden 100 liraya çıkması. Marketlerde, marketçiler bana kızmasınlar, kusura bakmasınlar, kasaba göre daha yüksek fiyatta gitmesi oldu ki Veteriner Dairesi ve Ticaret Dairesi'nin önceki hafta yapmış olduğu tespitlerde 100 lira olan aynı tip et bir tarafta 144 lira. Bununla ilgili Ticaret Dairesi gerekli araştırmasını yapıyor, gerekli bilgilendirmesini yapıyor. Bir de şu var, biz bu fiyatların yükselmesinden sonra Veteriner Dairesi olarak bir uygulamaya geçtik. Yıllar sonra diyelim. Ne yaptık? Etle bir sınıflandırmaya gittik. Hayvan sınıflandırmasına. Mezbahada daha önce çıkan etler kuzu ve dana şeklinde çıkıyordu. Hı hı. Ama halbuki mezbahaya koyun da giriyordu, inek de giriyordu, oğlak da giriyordu, keçi de giriyordu. Küçükbaş ne girerse mezbahaya çıkarken kuzu oluyordu. Büyükbaş ne girerse çıkarken dana oluyordu. Siz gittiğinizde kasaba büyükbaş demiyordunuz. Dana eti dediğinizde o etin içine, yine kimse yanlış anlamasın, bunlar olan şeyler, açık söylüyorum. İnek etini, yani inek etinin maliyeti eğer 50 TL ise, dana eti 70 TL ise, 70 TL'den size 50 liralık et de giriyordu. Giriyordu kıymanın içine. Şimdi ne yaptık? Şimdi mezbahalarda bizim veteriner arkadaşlarımız ve tüm belediyelerle bu konuda görüşü yaptık. Onlar da kullanıyorlar. Kuzuya kuzu mühürü, koyuna koyun mühürü, ineğe inek mühürü vuruluyor. Mezbaha çıkış fişleri aynı bu şekilde. Çıkarken koyun, kuzu, işte 5 tane koyun, 2 tane kuzu, 3 tane keçi. Neyse o şekilde çıkıyor. Kasaplara da o şekilde etler teslim ediyor. Veteriner dairesine gittiğinde mezbahadaki listeyi alıyor. İşte Dursun Oğuz'un kasap dükkanına 10 tane koyun, 5 tane kuzu girdi. Gelip bakıyor. Koyunlar nerede? Teslim fişini görsün. Bakıyor etlerin sınıflandırılması. Koyun yerinde mi, kuzu yerinde mi, keçi yerinde mi, orada mı? Bu neyi getiriyor? Hem insanların ödediği paranın karşılığındaki kaliteli ya da istediği sınıf et almaz. Kaliteli demeyeyim, bütün etlerimiz sağlıklı. İstediği, verdiği paraya göre istediği sınıftaki et almasını sağlıyor. Yani tüketici koruma anlamında iyi oluyor. Artı ne oluyor? Bir yerde de fiyatların da, örnek dana ile inek eti arasında inekte aşağıya doğru bir fiyat düşüş olması gerekiyor. Onu sağladı. Koyunla kuzu arasında aşağı doğru bir fiyat düşüşü olması gerekiyordu. Onu sağladı. Bir de alternatifi çoğalttı.
Az insan işte param budur diyerek diğerinden alabiliyor. O İkisini karıştırıyor. O kasaplarda yani gittiğimizde görebiliyoruz. Yani şimdi önceden değişik, hiç yoktu. Yoktu yani. Ama şu ama hala bu ülkede sorun. Fiyatlar arasında bir dengesizlik var. Bununla ilgili Ticaret Dairesi Ekonomi Bakanı da çalışıyor. Bir de canlı hayvan fiyatı kuzuda 32 lira, bazen birileri şişirme 35'e çıkardı. Şu anda fiyatlar tekrar normal olması gereken seviyeye geriledi canlı hayvan olarak. 28-29 TL bandında. Bununla gaz kasaplara aynı şekilde yansıması gerekiyor. O yansımayı da biz takip ediyoruz. Yani biz takip ediyoruz derken kesilen anlamında ama fiyatların kontrolünde Ticaret Dairesi anlamında. Onlar yapıyorlar takibini. Bir de şu var. Et ithaliyle ilgili Toprak Ürünleri Kurumu bir yetki aldı Bakanlar Kurulu'ndan. Bunu almamızın amacı neydi? Ülkede suni şişirilen fiyatlarda tüketici mağdur olmasın diye gerekmesi halinde baskı aldığımız fiyat eğer aşağıya düşmüyorsa hak ettiği değere göre et getirmekti. Hak ettiği değer nedir? 28 liralık bir canlı hayvanın kasaba giriş fiyatının 56 liraysa biz de eğer böyle bir et ihtiyaç olması halinde getirecekseydik 56'dan gelecekti. 54'ten değil, 50'den değil. Çünkü hayvancının da bir mal oluş fiyatı var hayvanın, bir bakım ücreti var, geçimi var onun da, hayatının ikamesi var. O nedenle onun mal oluş fiyatına göre gelip bir piyasada denge unsuru olacaktık. Ama şu an için buna bir gerek yok ki ihaleyi bile alıp gelen firmaya kusura bakma bu ülkede yeterli kaynak var, bu et bu ülkeye giremez. Girerse bile Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden ancak girebilir. Devletin bir kurumu üzerinden girebilir. O nedenle geri yolladık. İçeride şu anda yeterli kadar hayvanımız var. Bundan sonraki süreç... Ama elinizde de yetki var değil mi? Tabii elimizde yetki var. Yetki şu anda Toprak Ürünleri Kurumu'nun elinde var. Ama fiyatlardaki gerileme piyasayı yeniden düzeltecek. Bunun da tüketiciye yansıması anlamında biraz önce dedik ya imalathaneden çıktığı fiyatla tüketiciye ulaştığı fiyat arasındaki o fiyat farkındalığının asgari seviyede olması gerekiyor. Onu da tüketicilerin belli yerlerden uygun fiyatlar alarak piyasadaki o rekabeti dengelemesi gerekiyor. Yani biri ben 140'a satarım aynı eti deyip de tüketicinin gidip oradan almayacaksın. Evet. Çünkü serbest piyasa kullanıyor. 90 lira 80 lirası gidip oradan alacaksın. Peki çok kısa sorayım Sayın Bakan. Ondan sonra da bir izleyicimiz sormuş. Onun sorusunu soracağım size. Et Balık Kurumu gibi bir organizasyon düşünüyor musunuz gelecekte? Şimdi Et Balık Kurumu bu ülkede geçmişte devlette birçok kurum kurdu. Yani Kooperatif'te bunların biri eti vardı, et teşebbüsleri battı. Bizim Toprak Ürünleri Kurumumuz can çekişiyor, onu yaşatmaya çalışıyoruz ki bu ülke için çok gerekli bir kurum. Siplex çok gerekli bir kurum. Bu devlet kurumlar piyasadaki denge ve fiyat istikrarını koruma anlamında kurulmuş. Kurulma amacı çok doğru bir kurumlar. Ama siyasetin ya da yanlış kanunlar, yanlış kararlar maalesef başka siyaset ama onu kabul ediyorum. Çünkü baktığınızda geriye dönüp bunu görüyorsunuz. Bu kurumlar bir şekilde kötü yönetilmeyle devre dışı kalmış. Et Balık Kurumu gibi bir sistem yapmak mesela bizde de tanzim mağazalar açılabilir mi diye. Hayvancılar Birliği geldi bize dedi ki böyle bir şey yapalım. Bizden önceki hükümet döneminde Lefkoşa Mezbahası'nın Hayvancılar Birliği'nin sorumluluğunda bir kooperatife dönüştürülerek buradan tek fiyatta etin çıkması ve sınıflandırmanın çıkması bir proje vardı ki doğru bir projeydi. Ama bu hayata geçmedi. Ha, böyle bir proje bu ülke için gerekli mi? Gerekli. Ama bunun altyapısı daha çok da işlevselliği ile ilgili bazı sıkıntılar var. Bunu yasal mevzuda oturacaksınız, sorumluluk birileri alacak. Fiyat dengesini ve rekabetini koruyacak. Ve gerçek kuruluş amacına göre çalışacak. Bunun doğru bir yöntem ki Türkiye Cumhuriyeti bugün TMO'su da Et ve Balık Kurumu da Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaç olduğu eti getiriyor. Gerekirse stokluyor donmuş olarak veya başka şekilde. Piyasada fiyat hareketli olduğu zaman sürdüğünde bir denge oluşturuyor. Tabii bu ekonomik güçle de alakalı. Evet. Şimdi biz Toprak Ürünleri Kurumu işte biraz patates alıyoruz yeri gelince fiyatları dengeleyelim diye. Bazen unu getiriyoruz. Unda da biraz hareketlilik var bugünlerde. Onu dengeleyebilir miyiz diye. Ama bunları yaparken de hep bir güç gerekiyor. Mesela soğan yoktu ülkede. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti ihracı yasaklamasına rağmen bize 150 ton bir soğan verdi. Bu ülkede yine fiyatları aşağı çekelim diye. Yani bu kurum böyle bir kurum ya da adı o olmasa da böyle bir şey düşünce olarak var. Hayvancılar Birliği'nde de var ki. Evet. Hayvancılar Birliği'nin en büyük şikayeti şu. Ya bizden alındığı fiyata biz kötü niçin gösteriliyoruz? Bizden aldığı fiyat belli.
çıktığı fiyat belli. O nedenle etin yüksek olması sebebi biz değiliz diyorlar ve bunu da kanıtlamanın en kolay ve doğru yolu böyle bir sistem kurması. Evet Sayın Bakanım, sorular geliyor. Çok kısa kısa cevap verirsek sevinirim. Ülfet Sezai Bahçıvan, Sayın Bakanım, askerin zeytinyağı ihtiyacının Kıbrıs'ta üretilen natural zeytinyağından ve sofralık zeytin anlamında da yerli üretim zeytinler için bakanlığın görüşünü öğrenebilir miyiz? Bunu söyleyeyim, bu yıl bol bir yıl oldu zeytin ve zeytinyağı anlamında ve elde stok var üreticilerimizin elinde. Bununla ilgili zeytinyağı kooperatifi ihracat anlamında bir Avustralya ve İngiltere'ye girişimler yapıyor. Ufak çaplı da olsa bir ihracat yaptı. Biz ülkedeki bol olan ürünlerin ihracına da izin veriyoruz. Yani bu patates de olsun, narinci de olsun, zeytinyağında olsun bunlarla ilgili. Ki narinci de bildiğiniz gibi büyük bir sektör bizim için de. Evet. Onda da bir hareketlenme var bugünlerde. Birazdan belki onda değiniriz. Ama zeytin ve zeytinyağı konusunda askerin bir ihaleleri oluyor. Bu ihaleleri sağ olsun yine komutana teşekkür etmek istiyorum. Bize aradı, dedi ki yerli üreticiler et, süt ne ihale çıkarsa gelip müteşebbisler girsinler bu ihaleye ve fiyat atsınlar. Biz bunu içeriden karşılayalım. Bunu bize komutan söyledi. Biz de birçok müteşebbise dedik ki gidin bu ihalelere girin. Pek giren olmadı. Yani ihaleye giren olmadığı için. İhaleye olunca da şimdi biz diyoruz ki asker bunu alsın. Ama askerin de bir planlaması var. İhale süreci var. İhale sürecine gidip alıp mesela süt de. Ülkede süt fazlalığı var. Ama süt ihalesine zamanında Türkiye bu bir firma girdi. Aldı. Fiyatı belli. Düşük getiriyor. Şimdi ben pahalı vereyim. Al benden pahalı diyemiyorum. Aynı fiyattan da veremiyorum. O zaman ne yapacağım? Sübvanse edip de yani bir devletin de kaynakları belli ölçüde işte ihracatla teşvikini veriyoruz ama bu sütü buradan alsın diye bu kadar diye değil. Çünkü sütün işlemesiyle ilgili bir sistem var. O nedenle zeytinyağının bereket yani ömrü, raf ömrü uzun. Yani çünkü bir yıl sonraya da gidebiliyor. O nedenle ilerleyen süreçte bana göre zeytinyağı şu anda daha da değerli olacak. Çünkü sonuçta bir gıda yönünden tüketimi mecburi olan bir ürün. Ve bu dünyada değişen şartlarda önümüzdeki yıl bu mevcut stoklarımız bizim önümüz için çok daha iyi olacak diye. İzleyicimiz dedi. Siz sorunun cevabının hemen ardından askerin istediği Riviera demiş. Bizlerinki natural. Evet orada çünkü fiyat farkı olduğu için onlar kızartmalık zeytinyağı kullanıyor. Bizimkiler daha yüksek fiyatta. Yani bunların hepsini biz konuşuyoruz, bakıyoruz. İnşallah nerede, orta bir yolu nerede hangi kaynağı bulursak oradan içeriye girip evet. Yerli üretimin devamı anlamında ve desteklenmesi anlamında müdahalelerimizi yapıyoruz. Evet, Yusuf Karagil, Sayın Bakan'a sormak istediğim sorulardan biri demiş. Türkiye her yıl saman ithal ediyor ve biz geçen sene elimizde saman kaldı, satamadık. Türkiye neden bizden saman ithal etmedi? Onunla ilgili görüşmelerimiz öyle var. Bir proje var mı yoksa da nedenini açıklar mı Sayın Bakan? Onunla ilgili görüşmelerimiz var, onu söyleyeyim yani. Hı-hı. Bunun talebimizi ilettik. Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir durumumuz var diye. Süreci bekleyeceğiz orada. Peki bu sene nasıl olacak ürün? Bu sene maşallah. Geçen sene boldu maşallah yani. Allah geçen sene boldu, bu sene bol bol oldu. Allah'a çok şükür. Yani bolluktan biz de şükretmeyi bilmemiz lazım. Yani geçen yılın daha üstü bir verim var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Çünkü üretim değerli. Üretimi değerlendirmek daha önemli. Onu eğer değerlendiremezseniz bir önem arz etmez. Hasat da Mayıs ayı itibariyle ağır ağır başlayacak. Bununla ilgili çiftçilerimiz hazırlığına başladı. Bizim Toprak Ürünleri Kurumumuz da bu konuyu açtınız. Oradan da söyleyeyim ve duysun, hayvancımız da duysun. Çünkü birbiriyle ilişkili. Biz arpayı 1.35'ten aldık bu yıl. 10 kuruş işletme maliyeti vardı, 1.45. O zaman faizler %28'lerde olduğu için 1.55'e faiz maliyeti vardı. Toprak Ürünleri Kurumu'nun parası yok. Kaynağı yok. Gittik X bankaya, para kaynağı bulduk, protokol yaptık, arpayı aldık. Arpa bankanın arpası. Biz üreticiyi ödedik, arpayı biz satıyoruz, parayı gidip bankaya yatırıyoruz. Böyle bir sistem yaptık ki Toprak Ürünleri Kurumu'nun görevi bu ülkedeki üretilen tahıl ürünlerini almak. Bunu yaptık. Ama gelen süreçte aynı zamanda biz 1.55'e satarken rasyonların içinde mısır bir besin değeri olan ürün. Mısırın fiyatı daha düşük olduğu için üreticilerimiz mısıra yöneldi, yüklendi. Arpa kullanacakken yemde ortalama mısıra içine koyacağına mısırdan gitti. Biz demedik,
Ya Toprak Ürünleri Kurumu'nun elinde bu kadar ürün var, arpa var. Mısır'a fon koyalım ya da yasaklayalım da arpa satalım zorla. Demedik. Neden? O gün onu deseydik hayvancı diyecekti, bağıracaktı. Ya benim girdi maliyetim düşük, ben üretim yapmam lazım, yaşamam lazım, sorunlarım var. Niçin bunu engelleyen bir hükümetsiniz? Nasıl bir siyasi anlayıştır? Demesinler diye. Ama onlar demesin diye değil. Hayvancı gerçekten ayaklansın diye. Çünkü 3-4 yıl gerçekten kurak geçen sezonda bir küçülme olduydu hayvancılıkta. Onlar daha sağlam olsun diye, daha ayaklar üzerinde dursun diye müdahale etmedik. Sonra ne oldu? Faizler falan geriye düşünce arpayı 1.35'e düşürdük. Şimdi 1.25'e düşürdük. Şu anda arpa 1.25, mısır başladı yukarı çıkmaya. Peki efendim, tekrar izleyicimiz sormuş benim soruma tekrar. Samanla ilgili yakın zamanda, bu sene de ürün bol olacak dediniz. Saman da bol olacak. Samana gelirim. Şu arpayı bir anlatayım da. Çünkü vaktimiz de çok kısa kaldı. Yok, arpa samandan daha önemli. Arpa olmasa saman olmayacak. Samanı gerçi her zaman olabilir de arpanın olması önemli. Onu izah edeyim çünkü tabii. Önemli bir nokta. Buradan hayvancılarımıza seslenmek istiyorum. Evet. Çünkü beni eleştirecekler bunu bilerek. Şu anda arpanın fiyatı 1.25. Bizim elimizde 30 bin ton arpamız var. Bizim tüketeceğimiz arpa 5 bin ile 7 bin ton arası bir ay içinde. Bizim 20 bin ton fazlalık arpamız var. Şu an. Şu an. Bu 20 bin ton arpa kalırsa TÜİK'te görev zararı olacak. Bankaya borç duruyor. Ben bu arpayı tüketmem lazım. Nasıl tüketeceğim? 1.55'ten 1.25'e indi. Arpada bir süratlenme olmadı. Yani siz 1 kilo koyuna yediriyorsanız arpa, bu 1.55 iken 1.25 düştü diye 2 kilo yedirmezsiniz. Onun da doyması var, sizin de maliyetiniz var. Yani ucuzlar diye fazla yedirmeniz bir anlam ifade etmiyor. Ha, bazıları kısarsa normal seviyeye gelmiştir. Yani %3-5, %10'u bulmaz. Şimdi bu 20 bin ton arpayı ihraç etmek için ihaleye çıktık. 1.25'ti. 1.20'den teklif bekledik, atılmadı. 1.15'ten teklif atıldı. Şu anda teklif 1.15. Ya bu arpayı ihraç edeceğim, yurt dışına, ya da görev zararı yapacağım Türkiye Cumhuriyeti'ne. Türkiye Cumhuriyeti'nde arpanın fiyatı 1.25 şu anda. Toprak Mahsulleri Ofisi 1.25'ten satıyor. Buradaki ilgili teklif atan şahıs da 1.15'ten attı. Şimdi eğer arpa fazlalığı olmazsa arpanın fiyatı 1.25'ten satılacak. Ben bu fazlalığı tüketeyim dedim. Şimdi hayvancılarımızın bir kısmı Türkiye'ye 1.15'e veriyorsun, niçin bize 1.15'e vermiyorsun? Ya mübarekler, ben zaten mecburum bu arpayı tüketeyim diye mecbur kaldım veriyorum. 5.000 ton, 7.000 ton arpa da 1.25'ten devam edecek. Yok olmaz, siz üretici düşmanısınız. Şimdi biz üretici dostu olduk, üretici düşmanı. Yani zor günde sıkıya giren bir Toprak Ürünleri Kurumu var. Burada 1.55'ten 1.25'e düşmüş. Bu yetmedi. İlla 1.15'e düşsün. Ben de diyorum ki anlayış göstereceksiniz arkadaşlar. Toprak Ürünleri Kurumu'nu batırmak mı istiyoruz? Elimde kalırsa ne olacak? Şimdi mısır da yükseldi. Yedirin arpayı ama bir ay yedirin. Bir ay sonra hasata giriyor zaten. Yeni arpa çıkacak. Benim yeniden Toprak Ürünleri Kurumu olarak hem bankayı kapatmam lazım, hem yeni dönem ki maşallah bol bol ona hazırlık yapmam lazım. Yeniden bankalarla görüşme yapmam lazım. Bunun için de benim bu arpayı ihraç etmem lazım. Yani ben sıkıştım, arpa fazlalığı var, bunu satmaya mecburum diye üste basmak doğru değil. Buradan mesaj vereyim çünkü çok eleştiri gelecek. Bazı muhalifler de, siyasi muhalifler de her gün telefon açıp birileriyle söylüyorlarmış. Arkadaşlar bugünkü koşullar bunu gerektiriyor, bunu yapacağız. Eleştirecekseniz eleştireceksiniz beni. Ama ben mecburum, hem tükü de koruyayım hem tükü de yaşatayım. Çünkü bu ülkede bazen olmayanları dengesi için tük yaşamalı, yaşatılmalı. Ama hayvancımı da koruyayım. Hayvancı için biz gerek süt konusunda, gerek et konusunda, gerek besicilik konusunda, gerek destekler konusunda her türlü hükümetin imkanları çerçevesinde yaptık. Göreve geldiğimizde 100 lira olan küçük baş desteğini 150 TL'ye çıkarttık. Süt paralarında şu andaki uygulama belli. Orada da bir durum var. Allah diyoruz ki hayvancımıza daha çok versin, çiftçimize daha çok versin. Onlar daha güçlü olsun, daha sağlam olsun, daha da fazla üretsin. Ama bunu yaparken de Toprak Ürünleri Kurumu'nda düşünmek durumundayız. O nedenle bu yapacağımız ihracattan dolayı eleştiri lütfen yapmasın. Yapacak olan da yapacak ama biz de bunu yapmak durumundayız. Buradan izahat ediyorum, söylüyorum evet. Ki neden olduğumuzu. Zora düştü TÜİK, bunu yapmak zorunda ama düşene bir tane de siz vuracaksanız vurun ama biz doğru bildiğimizi yapacağız. Bu ihracatı bir gerçekleştireceğiz. Bu durum analizi ve size bu paylaşıyorum, açıkça söylüyorum.
Saman konusuyla ilgili. Saman geçen yıl, önceki yıldan kalma vardı. Geçen yıl samanı ilk başlarda yollayalım dedik. Hayvancılar dedi ki samanı yolladığınız an ülkedeki saman fiyatı yükselir. Dedik tamam ya. Şimdi bu yılı görmediğiniz için onlar da haklı. Bir hak verirsiniz. Çünkü daha önceki yıllarda bu ülkeye saman geldi yurt dışından. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Bulgaristan'dan, başka yerlerden saman geldi. O nedenle dedi ki doğrudur. Saman fiyatı yükselirse maliyeti yükselir üreticinin. Besleme maliyeti, süt maliyeti hemen onu masaya koyuyor. Tamam. Ama artık Şubat'ı geçtik mi arpalar boylanınca saman belli etti kendini. Dedik ki tamam saman var. Bununla ilgili görüşme yapıyoruz. Eğer bu görüşmeler olumlu çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti'ne bu samanın gitmesiyle ilgili çalışma yapacağız. Evet, çok kısa bir soru daha alalım. Yıllardır süt ürünleri ve pastörize süt ithal geliyor demiş. Bizde süt fazlalığı varken. Süt ürünleriyle ilgili direkt bunlara fonda dediğim gibi koyduk. Artık alternatife göre gidiyor. Yani burada mesela Coop sütün fiyatının aşağıya düşürmesi lazım dedik ya. Gelen süt daha uygun. İnsanlar gidiyor. Bunlara fon koyunca belli bir oranda dengeliyor. Ama bizim kendi üretimimizdeki bu maliyeti mutlaka düşürmemiz lazım. Coop süt 2.59 aldığı sütü 6.25'e mal etmesi doğru bir şey değil. Evet. Aradaki bu farkın da Coop sütüne oturup masaya şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Bir özel firma daha var. O da rekabet ortamı getirdi ama biraz daha fiyattan aşağı inmesi gerekiyor. Bir de narince ile ilgili iki kelime söyleyeyim. Son gerekirse. Bir dakikamız Sayın Bakan. Narince'de de bu yıl 55-60 bin ton bir Valencia'da rekolte beklentimiz var. Bir sıkışıklık oldu bu olaylardan dolayı, yine virüsten dolayı. Bakanlığımız ve hükümetimiz teşviklerde bir yeni açılım yaptı. Bu açılımda sonucunu gördük. Fiyatlarda tüketici düzeltiyorum. Üretici lehine bir yükselme oldu. Çünkü bir gerileme olmuştu. Aniden 1 lira üzerinde seyreden fiyatlar aniden 70-80 kuruşlara gerilemişti. Şu anda tekrar 1 lira seviyesi ve üzerine doğru çıkıyor. Hem o anlamda bu teşvik açılımın olumlu olduğunu gördük. Hem de tüccar anlamında daha fazla teşvik gibi oldu. Şu anda mesela daha önce paketleme sadece teşvik verirken dökme ve kasalamayı da verdiğimiz için daha süratli gidecek gibi gözüküyor. İnşallah hayırlısıyla narince üreticilerimiz de bu teşviklerle daha olumlu olacak. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yanımıza katıldınız. Ayrıca da buradan bugün Kandili'de tüm İslam aleminin, ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti'ne, tüm İslam aleminin Kandili'ni de buradan kutlamak istiyorum. Evet, sizlerle. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz de Kanal T ailesi olarak tüm İslam aleminin Kandili'ni kutluyoruz. Saat 20 itibariyle de Kanal T'de Kandil özel programı yayınlanacak. Onu da bilgisini verelim. Bu yayının sizlere ulaşmasında yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'na da teşekkür ederiz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Tekrar yeni bir gazete programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.